Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet TV ekranlarında canlı yayınla iyilik vaktine hoş geldiniz. İnsanlığın tek umudu olan iyiliğin kuşattığı bir dünya nasıl imar edilir? Kuşkusuz önce eğitimle. Hayata pırıl pırıl bakan nesiller eğitimle yetişir. Geleceğimizi sevgiyle kuşatacak gençlik eğitimle hayat bulur. 7 kıtada iyilik eğitimle başlar. Türkiye Diyanet Vakfı 47 yıldır hayata pırıl pırıl bakan iyi kalpli nesiller yetişmesi ve 7 kıtada iyiliğin egemen olması için var gücüyle çalışıyor. Geçen hafta olduğu gibi bu akşam da sizlere işte bu nesillere örnek teşkil edecek 3 kardeşimizi daha tanıştırmak istiyoruz. İhsan Açık hocamla birlikte Diyanet Vakfı burslusu 3 öğrenci kardeşimiz bizlerle birlikte olacak. Değerli konuklarımıza şöyle bir hoş geldiniz diyoruz ve kısa bir VTR ile programımıza başlıyoruz. Yurt içinde ya da yurt dışında olsun, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yegane amaçlarından biri kurulduğu günden bu yana İslam'ın gereğince bilinmesi ve asli hüviyetiyle yaşanmasıdır. Bu farkındalık ile yürüttüğümüz çalışmalardan biri de yurt içi burs ve eğitim programları. Bu programlar ile her nesilde dinimizin esaslarına hakim, hakim olduğu esasları layığınca aktarmaya kaim ve bu ilkeleri yaşayan insanların yetişmesini sağlıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi Burs Programı'nda İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin ilimde ruhsat sahibi birer mezun olmasını, bu mezunların sayısının artarak tam donanımlı mesleki hedeflerine ulaşmış bir zümrenin oluşmasını hedefliyoruz. 30 farklı ilimizde üniversitelerimiz, İlahiyat Fakültesi dekanlıkları ve müftülüklerimiz koordinesinde bütüncül bir eğitim, öğretim, burs programını yürütüyoruz. Bir diğer programımız ise Özel Destek Akademi Programı. Programda öğrencilerimize yurt giderleri ve burs ile sağlanan desteğin yanı sıra çeşitli kültürel faaliyet olanakları, kurs ve kamp imkanları sunuluyor. Bu imkanlar tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ya da eğitim bölümleri gibi birçok farklı bölümde okuyan öğrencilerin eksiksiz yetişmesini, sosyokültürel, tarihsel, eğitsel ve tecrübi bütün bir medeniyet geçmişimizi gelecek nesillere aktarabilecek sorumluluk sahibi kişiler olarak kariyer sahibi olmalarını amaçlıyor. Bu burs programımız kapsamında 20 farklı ilimizde hali hazırda 750 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Lisansüstü İlahiyat Akademi programı ise İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde gelecekte görev alacak akademisyenlerin bugünün öğrencileri olarak üstün niteliklerle donanmasını sağlamak. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrencilerin katıldığı bu programda katılım hakkı kazanmış ve herhangi bir işte çalışmayanlara manen ve madden destek de verilmektedir. Vakfımızın Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Uluslararası İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören yerli öğrenci bursu programındaysa, Uluslararası İmam Hatip Liselerine TEOG puanı ile yerleşerek eğitim gören yerli öğrencilere oluşturulan kontenjan dahilinde burs desteği verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve vakfımızın işbirliğinde tasarlanıp hayata geçirilen İmam Hatip Lisesi Hazırlık Burs Programı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayarak liseye başlayan öğrencilerin yüksek öğrenim programlarına hazırlanmasını destekliyor. Başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere yerleştikleri bölümlerde okumaya devam ederken hafızlıklarını muhafaza ederek geliştirmelerini sağlamak,
Ayrıca dil öğrenimi gibi kariyerlerine değer katacak çoklu becerilere sahip biçimde mesleklerine başlamaları hedefleniyor. Hem bu hedefin hem de size anlattığımız her programın hedefinin temelinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluşundan bu yana doğru bilgiden, doğru bilgiyle gelişimden, gelişim ile büyüyen destekten beslenen dinamik yapısı yer alıyor. Daha nice hedeflere hep birlikte ulaşmak ümidiyle. Değerli izleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı hem yurt içinde, ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde, dört kıtada, birçok ülkede eğitim hizmetleriyle iyi kalpli nesiller yetişmesini hedefliyor. En büyük hedefimiz bu diyoruz. Geçen hafta da iyilik vaktinde genç kardeşlerimizle bir araya gelmiştik, hatırlayacaksınız. Ve bu faaliyetleri konuşmuştuk. Yurt dışından özellikle gelen genç kardeşlerimizin hikayelerini sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Bu hafta da yine hem yurt dışından hem de yurt içinden misafirlerimiz var. Kendilerine bir hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle sağdan başlayalım isterseniz. Tabii. Zahide Elif Hanım. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Zahide Elif Ataseven. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın da İlahiyat Akademi Bursluluk Programı'nda öğrenciyim. Bu yıl mezun olacağım inşallah. Çankırılıyım aslen. Bu şekilde. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ve Kırgızistan'dan Azize Pazılova. Doğru söyledim değil mi? Evet. Kendinizi bir tanıtır mısınız? İlk önce davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben Azize Pazılova. Kırgızistan'dan Oş bölgesinden geldim. Ve Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık okuyorum şimdi. Ve devam ediyorum inşallah. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz ayrıca geldiğin için. Buradan ailen izliyorsa eğer onlara bir selam gönderelim Kırgızistan'a. İlk önce beni buraya getiren babama, anneme ve hocalarıma selam söylüyorum. Peki. Hikayeyi biraz dinleyeceğiz. Heyecan da var tabii. Evet. Nasıl geldin buraya Kırgızistan'dan? Neler yapıyorsun burada? Bunları öğreneceğiz, soracağız. Salim Beyefendi'ye dönelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Ben Salim Top. Çorum Osmancıklıyım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Özel Destek Akademi'de de 5. yıl bursiyeriyim. Evet. Türkiye Vakfı. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yolunuz, bahtınız açık olsun şimdiden. Bütün öğrencilerimize. Hocam şu anda kaç öğrencimiz var? Şimdi burslu öğrenciler. Şöyle söyleyelim. Türkiye Diyanet Vakfı eğitimi tabii önceliyor. Hizmet politikasında. Şu ana kadar da binlerce öğrenciyi bursladık. Fakat biz şunu ifade etmek istiyoruz. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamız da eğitimden geldiği için bunu çok önemsiyor. Yurt, burs ve kurs diyoruz biz. Yani sadece burs vermiyoruz veya sadece yurt vermiyoruz veya sadece onlara kurs desteği değil. Bir öğrenciye yurt, burs ve kurs verme şeklinde. Bir kısım öğrencimiz belki İmam Hatip'ten bursluyoruz, ona kurs veriyoruz. Bir nevi onu üniversiteye hazırlıyoruz. İmam Hatip'te bayağı bir öğrencimiz var. Hem yurt içinden işte hafızlık projesine destek verdiğimiz bir takım öğrencilerimiz var. Aynı zamanda uluslararası İmam Hatip dediğimiz 111 ülkeden, ki bu sene 112 oldu hamdolsun, daha da artırmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. 112. ülke hangisi hocam? 112 ülkeden şey yapıyoruz. Devamlı öğrenci alıyoruz. Şunun için alıyoruz. O öğrencileri alarak bir nevi kendi bünyemizde Türkiye'yi tanımasını istiyoruz. Geldiği ülkeden daha bilgili ve donanımlı olmasını istiyoruz. Özellikle tabii bu biraz daha ağırlıkta. Dini doğru öğrenebilmesi amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Bu İmam Hatip kısmı ve daha sonrasında ilahiyat ve diğer branşlara, ki Salim gibi mesela mühendisliğe veya hukuka veya tıbba, o tip öğrencilerimiz de var hamdolsun. Bu şekilde bizim öğrenci burslamamız var. Şimdi bunu sayı olarak şunu söylemek isterim. Bir merkez olarak buna taşın altı elimizi koyduğumuz var. Bir de buradan tabii biz müftülüklerimize bir teşekkür etmemiz lazım. Çünkü her müftülüğümüz
Yani her il müftülüğümüz, hatta bazı yerlerde ilçe müftülüğümüz bulundukları yerdeki üniversite öğrencilerine yurt, burs ve kurs, bazen de öğrenci evleri şeklinde açarak esasında biz bu abartı değil, on binlerce öğrenciye hizmet sunmuş oluyoruz. Belki bizim merkez olarak yani 2000 civarında öğrencimiz var ama biz müftülüklerimizle birlikte 10 binden fazla öğrenciye dokunmuş oluyoruz. Bu hususta da ben öncelikle müftülerimize, hocalarımıza, hatta daha da bunu önemsemek gerekir. Tekrar etmek ihtiyacı hissediyorum. Kendim de çünkü imamlık yaptığım için biliyorum. Her imamın da bulunduğu mahallesinde bir öğrenciye, en az birkaç öğrenciye, üniversite öğrencisine bir himayesi vardır. Bunu da unutmayalım. Yani onlar bizim şeye belki listemize girmiyorlar ama o zaman diyebilirim ki size bu yüz binlerce belki. Olur yani. Birçok öğrenciye dokunmuş vardır. Yani bu hususta İmam Hatip öğrencilerine destek olurlar. Onlara işte efendim takviye kurslar verirler. İmamımız işte onlara efendim Kur'an-ı Kerim hususuna yardımcı olur, Arapçasına yardımcı olur, dini bilgiler hususuna yardımcı olur. Diğer branşlardan gelen öğrencilere mutlaka takviye verir. Yani biz esasında 94 bin camiyle tüm öğrencilere yurt, burs ve kurs oluruz. Sadece yurtlarımıza değil. Evet. Bunu burada izah etmek istiyorum ki kardeşlerimizle mutlaka bulundukları mahallede imam kardeşimizle, vaizlerimizle, Kur'an kursu hocalarımızla mutlaka muhatap olmuşlardır. Onların bir nevi eğitimlerinden muhakkak geçmişlerdir. Evet. Onları da unutmayalım. Şimdi soracağız bakalım nasıl geldiler bugüne bu noktaya. Ben ama biraz kendimden bahsedeyim. Ben hocam çocukluğumda hep camideydik biz. Yani illa bir burs almamıza da gerek yok. 4-5 yaşından itibaren tam hatırlamıyorum da. Küçücük yaştayken dini bilgilerin temelini camiden aldık yani. Evet. Dolayısıyla belki de ülkenin yani öğrenci olurken siz mesela bu eğitim alıyor. İmam Hatip öğrencisiniz veya lise öğrencisiniz veya üniversite öğrencisiniz. Muhakkak o mahalledeki cami imamımız veya o mahalledeki Kur'an kursu hocamız sizinle mutlaka ilgileniyor. Evet. Yani size esasında bir kurs veriyor. Hatta vermeden kurs veriyor önce. Hatta mutlaka burs da veriyor. Yani takviye veriyor. Hani sizin eğitim hayatınızın daha güzel geçebilmesi anlamında size mutlaka bir nevi burs da vermiş oluyor. Tabii ki o bursun bazen şeyi olmayabilir yani kayıda girmiş olmayabilir ama bizim hocalarımızın gönül genişliği. Buradan evet. Tabii onları unutmamak lazım. Onlara teşekkür etmek lazım. Evet. Diyanet Vakfı'nın sadece bazı illerdeki yurt desteğiyle, yurt burs desteği ve kurs desteğini sınırlı görmemek lazım. Evet, çok daha geniş. Bu hususta Edirne'den Hakkari'ye kadar her camimiz, her Kur'an kursumuz aynı zamanda da yurdumuz, bursumuz ve kursumuzu gerçekleştiriyor. Bir okul gibi. Evet. Evet. Şimdi dönelim misafirlerimize. Sorumuz çok ama biz sizden aslında hikayenizi dinlemek istiyoruz arkadaşlar. Yani buraya geliş hikayeniz, neler yapıyorsunuz? Şöyle birer cümleyle bir iyilik tarifi alalım önce. İsterseniz iyilik deyince programımızın adı malum iyilik vakti olduğu için. Biz iyiliği konuşmak istiyoruz. Dünyada kötülük sanki çok böyle gündem oluyormuş gibi bir hava estiriliyor ya. Biz de istiyoruz ki bu programda sadece ve sadece iyiliği gündeme getirelim. İyilik deyince aklımıza, gönlümüze ne geliyor? Bunları paylaşalım ki belki bir iyiliğe vesile oluruz. Derdimiz bu. Sizin iyilik deyince aklınıza ne geliyor? Senden başlayalım Zahide. Evet, ben başlayayım. Aslında bu iyilik kavramının ne olup olmadığını düşünmek Diyanet Vakfı'yla bu kadar içli dışlı olup bir gönüllüsü olduktan sonra düşünmeye başladığım bir şey. Çünkü çok kullandığımız bir kelime ama ne demek olduğunu ya da ne içerdiğini tam olarak aslında düşünmüyoruz. Yani düşündüğümde ben karşılığını insanlardan beklemediğimiz, Allah rızası için yaptığımız, bir insanın yüzündeki gülümseme ya da onun bir derdine derman olmak gibi bir anlam içeriyor benim için iyilik. Yani nihayette Allah rızasını gözetilerek yapılan iş olarak. Her davranış iyilik. O zaman evet. Türkiye Diyanet Vakfı ile iyiliğin belki somutlaşmış
tanımını evet. görmüş oluyor. Zahir. Belki soyut olarak hepimiz iyilik nedir? Aynen öyle. Ne kadar iyiliktir, nasıl iyiliktir belki var kafamızda ama Türkiye Diyanet Vakfı ile iyiliği hissetmek, iyilik kelimesini daha çok evet. kullanabilmek hamdolsun. Türkiye Diyanet Vakfımız bir iyilik, zaten iyilik egemen oluncaya kadar veya evet. iyilik hakim oluncaya kadar. Hı hı. Evet. Uluslararası artık dünyayı kuşatan bir iyilik hareketi olduğu için. Elhamdülillah. Hamdolsun daha da gittikçe büyüyor, genişliyor sizlerin katkılarıyla ve destekleriyle. Azize, senin iyilik tanımın nedir? Bence iyiliğin küçüğü ya da büyüğü olmaz. Bir insanı gülümseterek yani bir insana küçücük bir şey de olsa vermek ve Allah'ın rızası için ve karşıdan hiçbir şey beklemeden yapılan bir yardım diye düşünüyorum. Türkçen de çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ve kıyafet de herhalde yöresel sizin değil mi? Evet. Kırgızistan'ın yani yöresel efendim. Kıyafeti. Teşekkür evet. ederiz. Evet Salim, senin iyilik tarifin nedir? Yani bence iyilik bir kimsenin içinde bulunduğu şartları karşılık beklemeden bir adım daha ileriye götürebilmektir. Ama burada asıl olan günü kurtarmak değil, o kimsenin içinde bulunduğu zor durumda ona bir kapı açabilmektir bence iyilik. Sence bir iyiliğin vakti var mıdır peki? İyiliğin vakti yoktur bence. Yoktur. Yani her an birisine bir iyilik yapılabilir. Yani. Her ne kadar iyilik vaktinde olsak da. konuk da olsak da. Öğrenci olarak belki iyilik mesela insanın zaman zaman bulunduğu konumlar itibariyle iyilikle ilgili kişiye bir zemin oluşturuluyor. Yani şimdi siz mesela bulunduğunuz coğrafya, bulunduğunuz konum, bulunduğunuz meslek, bulunduğunuz uğraşı sizin başka yerlerdeki insanlara göre buradaki konumunuzu düşünmeniz lazım. Ya bazen insan ben olsam şöyle iyilik yapardım cümleleri kullanır ya. Halbuki onu kullanmak yerine acaba bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz mevkide, bulunduğunuz meşguliyette nasıl iyilik yaparız diye bir dert edinmek lazım. Evet. Öğrenciler açısından eğer müsaade ederlerse ben onlara nasıl iyilik yapabileceklerini tarif etmek isterim. Buyurun hocam. O da şöyle. Belki size Rabbim ne yaptı? Bir güzel mekanlarda eğitim imkanı verdi. Bir şeyleri öğrenme imkanı verdi. Sizin bir gayretinizle buraya geldiniz. Şimdi işte bu 5 yıllık ki hazırlık olanlar belki 5 yıl, tıp okuyanlar belki 6 yıl. O süre içerisinde elinizden geldiği kadar gayret ederek size verilmek istenen bilgiyi elde ettiğinizde esasında bir kendinize büyük iyilik yapıyorsunuz. Yani bir bilgi donanımı açısından ve daha sonra bu bilgiyi 5 yıllık 6 yıllık aldığınız o bilgiyi insanlara sunmak açısından bir vesile oluyor. O zaman öğrenci ne kadar çok ders çalışabiliyorsa, ne kadar çok dersleriyle ilgileniyorsa, derslerine ihtimam gösteriyorsa ve onunla ilgili başarmak için ne kadar çok gayret ediyorsa o kadar iyilik yapmış oluyor. Çünkü ne kadar çok öğrenirse o kadar çok öğrendikten sonra bu bilgiyi kullanacak. Ama evet. ne kadar çok ihmali olursa iyilik yapma hususundaki yarın ömür gün gücünü azaltmış olacak. Ve bu sefer de ne yapacak? Belki iyilik yapamamanın en büyük sıkıntısı şu. Keşke demeye başlıyor insan. Keşke biraz daha ders çalışsaydım da şunu yapsaydım. Keşke biraz daha şu derse ihtimam gösterseydim de bugün şunu daha rahat yapsaydım demeye başlıyor. Evet. O zaman bu kardeşlerimizin öğrenci olarak yarın keşke dememeleri için bugün öğrenci olarak bulunduğu mevkilerde ki bunlar şu anda öğrencilik makamındalar. Bu da güzel evet. bir makam. Talep etme makamı. Talipsiniz yani. Talebesiniz. Çok güzel bir makam bu. Allah herkese nasip etmiyor. Yani birçok öğrenci belki öğrenci olmak isteyen insanlar var. Hatta öğrenci bile olamıyorlar. Ki Afrika'ya gittiğimizde görmüştük 5 kilometre 6 kilometre yol yürüyen çocuklar var mesela. Yani evet, ilim, işte, ilim öğrenmek için gidiyorlar. Evet. Yani bir şeyleri öğrenmek ve hayatında bir şeyleri değiştirebilmek adı altında yürüyorlar. Hamdolsun kardeşlerimize güzel imkanlar sunulmuş. Bu imkanlar çerçevesinde onların yapacağı en büyük iyilik iyi bir öğrenci olabilmek. Rabbim iyi bir öğrenci olmaları hususunda da Allah kendilerine yardımcı olsun ki hanımefendi son sınıfa gelmiş.
Ya da sen de son sınıfa gelmişsiniz. Artık bitiyor. Hamdolsun. İnşallah. Bundan sonra. Rabbim inşallah en güzel bir şekilde hizmet edebilmeyi nasip etsin. Mezuniyet öğrenci neyliği güzel ders çalışmak. Çok güzel oldu hocam. Teşekkür ederiz. Geldiniz mi mezuniyet evet öğrenci? Hocam İstanbul'da sizi izledik. Evet güzeldi değil mi? Neydi? Nasıl ismi çok tatlıydı. Çok beğenildi ismi. Evet. Mezuniyetten mesuliyete çok güzel bir kavram. Güzel bir tema. Arkadaşlara çok çok güzel teşekkür etmek çok lazım. Çok coşkulu bir programdı. Evet. Evet. Yarışma güzel oldu. Mesuliyete hazır arkadaşlar. Mesuliyete evet, hazırlar, evet. Mezun oldular, mesuliyete hazırlar. İnşallah. Peki muhakkak hepimizin hayatında böyle iyilikler var. Unutamadığımız, insan kendine yapılan iyiliği unutmuyor. Kötülüğü unutalım gidelim zaten ama iyiliği belki unutmamak gerekiyor. Hatırlamak gerekiyor ve belki de onu yaymak gerekiyor. Hani teşvik olsun insanlara, örnek teşkil etsin diye. Var mı sizin hayatınızda böyle burada paylaşmak istediğiniz iyilikler? Zahide senden başlayabiliriz. Benim iyilik hikayeleri diye şöyle geriye dönüp baktığımda hep eğitim hayatımla kesişiyor bu. Belki başkaları için çok farklı olabilir ama benim hep eğitim hayatımdaki iyilikler aklıma geliyor. Yani üniversiteye başladığımda özellikle yurtta kalmaya başladığımda, Diyanet Vakfı ile kamplara gitmeye başladığımızda inanılmaz bir arkadaş ağımız oluştu. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarla o kamplarda. Yurt dışından, aynen öyle, yurt dışından da var, onları es geçtim. Yani Türkiye'nin bir şehrinde bir kamptayız, eğitim görüyoruz. Ve ortak bir amaç için, ilim öğrenmek için orada toplanmışız. Ama hepimiz farklı renkten, farklı şehirdeniz. Yani bu benim için iyiliğin zirvesi. Çünkü onlar inanılmaz dostluklar oluşturdu o kamplar. O kamplarda edindiğimiz arkadaşlara da buradan selam göndermek istiyorum. Hı hı. Benim gerçekten iyilik adına anlatabileceğim zirve. Yani budur. En güzel örnek bu olsa gerek evet. Hocam. Okul arkadaşlığı değil mi? Evet. Okul arkadaşlığı hakikaten... Hani coğrafya kaderdir, okul arkadaşlığı da bir kaderdir. Evet. Yani belki bir soru yanlış yapmakla bir şehirdeki şeyiniz değişebiliyor. Hı hı. O üniversiteye girmiyorsunuz, başka üniversiteye giriyorsunuz. Evet. Esasında o sizin kaderiniz oluyor ve bir anda o arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Ve o arkadaşınızla 5 yıl beraber bakıyorsunuz. Hatta bazı arkadaşlarınızla belki ömür boyu gidiyor hocam. Unutulmuyor bazen ki. Bazen işte hiç de görüşemiyorsunuz. Tabii. Yani hani sadece o dönemi görüyorsunuz ve 30 yıl 40 yıl sonra inşallah görüşürsünüz. İnşallah. 30 yıl 40 yıl sonra görüşüyorsunuz. Diyorsunuz ki üniversitede şunlar ve bir anda yeniden genç oluyorsunuz. Yeniden öğrenci oluyorsunuz. Dönüyorsunuz, evet. O da çok güzel bir şey. Allah okul arkadaşlarımıza nasip etsin. Kurmayı nasip etsin. Evet. Evet Azize, senin nasıl böyle iyilik hatıraların var mı? Kırgızistan'dan olabilir veya Türkiye'den olabilir. Tabii hocam. Ancak insan yaptığı iyilikleri unutur, hep kötülükleri sayar. Biz okuldayken böyle öğrenciydik ama anne babamızdan... Türkiye'de mi? Hayır, Türkiye'de mi? Kırgızistan'da. Ha, oradan bahsediyorsun, evet. Tamam. Kırgızistan'da okuldayken anne babamızdan para alıyorduk ama o boş bir şeyleri harcıyorduk. Ve biz arkadaşlarımızla bir iyilik yapmayı istedik ve bir grup oluşturduk kendi aramızda. O paraları biriktirerek, o paraları biz bir kitapları satın aldık toplu olarak. Motivasyon kitapları satın aldık ve bizim küçük kardeşlerimize, arkadaşlarımıza onu verdik. Az da olsa telefondan biraz da uzaklaştırmak evet, amacıyla ve onlara her teker teker cümleleri okutturup yani çalıştık desem olur. Öğretmenlik yaptınız yani onu. Evet, ilk olarak öğretmenlik yaptık. Ve sokakları gezerek yaşlılara, yaşlı teyzelere, amcalara yardım ediyorduk. Ne ihtiyacı olsa onları yapabileceğimiz kadar yaptık. Peki bu nasıl bir his uyandırdı sizde? Bizim iyilik az da olsa yapabileceğimizi düşündük. Hı hı. Ve anladık onu. Yani küçüklüğümüzden başlıyoruz. Evet. Her yaştan değil mi iyilik yapabilir insan. Bir de şey güzel bir şey ya mesela kişinin tek başına iyilik değil de bir grup halinde. Bütün akıl oluşmuş. O da çok güzel bir şey yani gerçekten. Birlikte. Kaç kişiydiniz o grup? Yani 15'e kadar.
başlattık. 15 civarında 15, bir grubunuz var. 15 arkadaş. Bir iyilik hareketi o aslında başlatmışlar. Evet, başlatmışlar. Evet. Neden Türkiye'ye geldiği belli oldu. Evet. Evet. O grubumuz hala devam ediyor. Onlar Kırgızistan'da. Kırgızistan'da evet. Bir tek sen mi geldin o gruptan buraya? Evet. Temsilci olarak yollamışlar. Peki Salim, sen neler söylemek istersin? Ben 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla kurban organizasyonuna Burkina Faso'ya gittim Afrika'da. Oo iyi. Sürpriz. Hikaye çok. Sürpriz. Orada biz aslında organizasyon için gittik ama biz de kendi aramızda bir şeyler toplayıp çevremizdekilere dağıtalım diye bir planlama yaptık. Almanya'dan bir Mehmet abimiz vardı. Kendisi DİTİB vasıtasıyla geldi sanıyorum. Biz tabii sokakta geziyoruz. Üstümüzde de Diyanet Vakfı'nın yelekleri var. Diyanet Vakfı'nın yeleğini görenler de etrafımıza toplanıyor. İşte konuşmaya çalışıyor, bir şeyler istiyor. O sırada o Mehmet abimiz, tabii elimizde de eşyalarımız var, valiz. Mehmet abiden o eşyalardan birkaç şey istemişler. Beğenmişler. Mehmet abi vermiş onları. Artık yani etrafına zaten kendi isteğiyle dağıtmak için almıştı o valizi. Artık dağıtacak bir şey kalmayınca valizde üstündeki tişörtü vermiş. Artık üstünde hiçbir şey kalmayacağı için de orada başka birisinin yırtık bir mont var, onunla takas etmiş. Üstünde hiçbir şey kalmamış. Elinde de bir tane valiz var. O valizi de birisi artık çocuklardan ne rica etmişler. Valiz de vermiş. Onun yerine sağdan soldan bir tane yırtık valiz bulmuş. Mehmet abi böyle bir sürü eşyayla, kıyafetle gelmişti. Döndüğünde elinde terlikle, yırtık pırtık kıyafetlerle geri dönmüştü. Güzel. Evet. O da güzel bir anı olmuş. Hiçbir anı olmuş yani hakikaten. Güzel bir anı olmuş. Her şeyini vermiş. Hiçbir şey kalmamış. Öyle oluyor ya. Evet. Şimdi o zaman bazen şimdi mesela ben kendim yemeği çok seviyorum. Ha, yemek yiyorsunuz zaten görüntüden de belli oluyor. Fakat oraya gittiğinizde bir anda yani karşınızda yemek yemekten utanmaya başlıyorsunuz falan. İşte giysiniz mesela yani giysi yani işte şu giysi de giyeyim işte yurt dışından çıkıyorum falan giyemiyorsunuz. Hani hakikaten evet. Kardeşimiz orada yemek gerçekten... ikinci, üçüncü, dördüncü planda değil mi hocam? Tabii tabii yani her şey yani şimdi sizin burada öncelediğiniz birçok şey orada çok geri planlarda kalıyor. Yani o hayatı görünce ki öğrenci kardeşimiz de Allah razı olsun bak çok genç yaşta bunu hissetmiş. Hani verebilmeyi hissetmiş. Evet. Artık ne vereceğinizi şaşırıyorsunuz yani. Yeter ki bir şeyi verin ve o anlık yani en azından o duygu yaşayarak oradan ayrılmak istiyorsunuz. Vicdanen hani bir şey sizden isteyip de verememek var ya o acayip bir üzüntü veriyor size. Hani sizden bir şey istiyor. O yüzden de Türkiye Diyanet Vakfı bu tarz böyle dağıtımlarda hep sayılı yapmaya çalışıyor. Yani mesela önceden çağırıyorsunuz veya bir yere çağırıyorsunuz. Çünkü düşününüz. Yani 200 paket koli dağıttınız. 201.ye veremezseniz o anda çünkü bir daha koli oluşturamazsınız. Yani çok zor. Yani onu yaşamamak için elinizden geldiği kadar hep sayılı, fiili yapmaya çalışıyorsunuz. Bu öngörü yapmak lazım. Yoksa arkadaşımızın dediği gibi üstünüzdekini de vermek zorunda kalırsınız. Çünkü dayanamazsınız yani. Yani evet. verdin bir kişiye veremedin. O zaman mecburen üstündekini vermek zorunda kalırsın. Evet. Peki yurt dışındaki eğitim faaliyetlerimizle ilgili bir VTR'miz var. Ona gitmeden evvel Salim'e bir şunu sormak istiyorum hocam. Buyurun. Hangi hislerle döndün Burkina Faso'dan? Geldikten sonra ya da neler değişti senin için? Yani Burkina Faso'da ilk önce şeyi gördüm. Yani orada imkanlar yok değil. Yani coğrafi imkanlar yok değil. Ama ilmi bir sıkıntı olduğu için mesela su var ama yerin altında yukarı çıkmıyor. Veya işte yiyecek var ama bir şekilde o tarım bilgisi olmadığı için aslında ondan bahsetmiştim az önce. İyilik hani günü kurtarmak değil de sürekli olan yani oradakilere o tip bir yardım olduğu zaman hani özellikle bir mühendis olarak zaten mühendis bakış açısıyla bakıyorsunuz. Orada daha büyük şeyler yapılabilir onu düşünmüştüm oradayken yani. O zaman senin hedeflerin arasında belki de böyle bir proje yani, olabilir. Yani. Neden olmasın? Yani ben... İnşallah diyelim. Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurt dışı eğitim faaliyetleri, yurt içini izlemiştik. Yurt dışı eğitim faaliyetleriyle ilgili bir VTR'miz var. Devamında tekrar birlikteyiz. Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında bir yola çıktı. Ne de olsa vakfımızın ana amacı İslam'ın asli hüviyetinin bilinmesi, araştırılıp öğrenilmesi ve öğretilmesiydi.
Hal böyle olunca eğitim ve kültür çalışmalarına büyük bir özen gösterildi. Programlarımızdan Uluslararası İmam Hatip Lisesi programında Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Kazakistan, Kenya, Kosova ve Madagaskar gibi birçok ülkede yer alan yüzlerce öğrenci bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikteliğinde yürütülen program, hem Müslüman ülkelerdeki hem de farklı yerlerdeki Müslüman azınlıklar ile toplulukların Türkiye'deki İmam Hatip Lisesi müfredat ve programından faydalanmasını amaçlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nca açılan ya da desteklenen liseler ile İmam Hatip Liselerinde aldıkları eğitimi tamamlayan, İlahiyat Fakültesi haricinde tıp, mimarlık, hukuk, mühendislik ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak Uluslararası İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Programı da yürütülüyor. Bugün 27 farklı ülkeden katılımcısı bulunan Uluslararası İlahiyat Lisans Programı da Diyanet İşleri Başkanlığı ile birçok üniversitenin işbirliğinde yürütülüyor. Programda din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında ihtiyaç duyulan insan gücünün yetişmesi, doğru bilgiyle üst düzeyde donanımı ve bu bilgiyi en iyi biçimde aktarması önemseniyor. Zira Türkiye Diyanet Vakfı, bugün eğitim öğrenim görenlerin yarının öğretenleri olacağını asla unutmuyor. Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Programı ise yine din hizmetleri ve din eğitimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan iş gücünün tam donanım ve yüksek niteliklere sahip olmasını amaçlıyor. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerden katılımcıları bulunan program, ilgili ülkelerdeki akademik seviyenin ve kadroların gelişimini hedefliyor. Gelişimin daim olmasına verdiğimiz kıymet dolayısıyla, Kur'an-ı Kerim'in özünü kavramış hafızların ve Kur'an kursu eğiticilerinin yetişmesine de gayret ediyoruz. Gayretimizi Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası Kur'an Kursu Eğitim Programı ile hayata geçiriyoruz. Ayrıca bu programda yer alan öğrencilerimizin ulaşım, iaşe, sağlık gibi alanlarındaki giderlerini de büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Aynı mutluluğu Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Kursiyer Destek Programı'nda bulunan öğrencilerimize ulaşım, burs ve sağlık alanlarında çeşitli destekler sunarken de paylaşıyoruz. Bu programda eğitim alanların vaizlik ve müftülük gibi makamlarda görevlerini layığınca yerine getirmelerini sağlamak istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm eğitim ve burs programlarımızda sunulan imkanların üst düzeyde olması ve böylece yarının bugünden daha bilinçli, daha kaliteli, daha iyi ve doğru olması için çalışıyoruz. Evet, Diyanet Vakfı'nın yurt dışı özellikle burslu öğrencilerle ilgili çok önemli bir eğitim politikası var hocam. Sizden öncelikle bununla ilgili kısa bir değerlendirme alalım. Gaye nedir, hedef? Şimdi tabii bunu çok önemsiyoruz. Hakikaten bunun da meyvelerini şu an hakikaten daha fazla vermeye başladık. Ki bu faaliyete başlayan hocalarımızdan Allah razı olsun dememiz gerekiyor. Allah razı olsun, gerçekten müthiş bir ufuk oluşturmuşlar. O ufku daha da genişletebilmek anlamında şu anda biz gayret ediyoruz. Dediğim gibi 112 ülkeden hamdolsun öğrenci getirmeye çalışıyoruz. Getirdiğimiz öğrencileri özellikle niçin okumak istediklerini, neden okumak istediklerini, Türkiye'ye niye gelmek istediklerini, okuduktan sonra ne yapmak istediklerini, önce iyice hedeflerini, onların hedeflerini öğrenmek istiyoruz. Bir mülakatla onların, mı yapıyoruz? Tabii onların gayelerini öğrenmek istiyoruz. Buradan mülakat için heyetlerimiz gidiyor. Oradaki varsa müşavirlerimiz, varsa ateşelerimiz veya koordinatörlerimiz vasıtasıyla, oradan Maarif Vakfı efendim ve Büyükelçiliğin uygun gördükleri efendim komisyona girecek kardeşlerimizle birlikte öğrencileri seçiyoruz. Seçtikten sonra bu öğrencileri ülkemizde elimizden geldiği kadar iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Ya lisede ya üniversitede. Ve daha sonra bizim amacımız bu kardeşlerimizin muhakkak kendi ülkelerine dönmesini istiyoruz. Yani bazı kardeşlerimiz tabii burada kalmak istiyorlar ki yüksek lisans ve doktora yapanlar için belki kalması doğru. Ama sonrasında kendi ülkelerine gitmelerini çok istiyor, arzu ediyoruz. Çünkü önemli olan buradaki kazandıkları bilgileri ve yetenekleri muhakkak kendi ülkelerinde o bilgilerle hizmet etmelerini istiyoruz.
bu hizmet karşılığında bir nevi de Türkiye'nin elçisi oluyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elçisi oluyorlar. Efendim Türkiye Diyanet Vakfı'nın temsilcisi oluyorlar. Ve bizim diğer yaptığımız tüm faaliyetlerimiz, bunlar kurban olabilir, insani yardım olabilir veya eğitim faaliyeti olabilir. O faaliyet yaptığımız tüm faaliyetlerde bu kardeşlerimiz bizim bir nevi oradaki temsilcimiz oluyor. Bir nevi bizim gözümüz oluyor. Biz yılda birkaç kere oraya gidebiliyoruz onların memleketlerine. Ama onlar 365 gün orada kalarak bizim bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerin daha doğru ve daha yaygın ve daha hedefe doğru hedefe ulaşmasını bu kardeşlerimiz alıyor. Yani Türkiye Diyanet Vakfı her geçen gün daha güçleniyorsa, daha etkili olabiliyorsa, daha verimli olabiliyorsa tamamıyla bu kardeşlerimiz vasıtasıyla oluyor. Bu ülke dışının için böyle. Ülke için de aynısı. Şimdi mesela kardeşlerimiz efendim mezun oluyorlar. Bulundukları yerde Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir nevi yine temsilcisi oluyorlar. Gönüllüsü zaten hocam bu arkadaşlar. Bir nevi tanıtım oluyor ve herhangi bir şekilde Diyanet kelimesi geçtiğinde bu kardeşlerimiz hemen söz alabiliyorlar. Diyor ki Diyanet'teki şu mesele şöyle şöyledir diyebiliyorlar. Evet. Ve biz onlara söylemeden, yani biz onlara şöyle şöyle yapacaksınız demeden bu kardeşlerimiz otomatikmen, çünkü 5 yıl bizimle beraber olmuşlar. Diyaneti tanıyorlar tabii. Diyaneti bulundukları ortamda diğer kardeşlerimize göre, diğer efendim vatandaşlarımıza göre veya yurt dışındaki diğer insanlara göre çok iyi tanıyorlar. İyi gözlemlemiş oluyorlar ve hamdolsun en güzel bir şekilde Türkiye Diyanet Vakfı'nı temsil ettikleri için tüm öğrencilerimize burada sizin vasıtanızla bizi dinleyenler, izleyenler vardır. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İyi ki var olmaya devam etsinler. İnşallah. Ve muhakkak Atem şudur. Mesela diyelim ki bir ülkede bir kardeşimiz, diyelim ki Afrika'nın bir ülkesinde, bizi tanımasının en büyük sebebi oraya oradaki okutup da mezun ettiğimiz öğrenci üzerinden tanıyor. Onu bir görüyor, bakıyor ki ya, bir yerde, önemli bir yerde çalışıyor veya önemli bir yerde bakan oluyor. Birkaç örnek verelim hocam. Bakan olabiliyor. Kimler var böyle yurt dışında? Efendim veya bulundukları yerlerde vermiş, şey yapmayalım ki hedef olmasınlar. Niye hocam? Geçen hafta söyledik mesela Karadağ. Evet. Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç. Evet. Diyanet bursları ile okuyan, Türkiye'de okuyup. Hamdolsun. Yani şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı müftülerimiz mesela. Bulgaristan'daki, efendim işte Balkanlar'daki birçok müftümüz Türkiye Diyanet Vakfı'nın oranın vatandaşı. Ama Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslusu ve yurtlarında, burslarında ve kurslarında okumuş şekilde. Hatta şu anda Almanya'da veya başka Avrupa ülkelerindeki din görevlerimizin birçoğu da şu anda Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslarıyla okuyarak oraya giderek hizmet eden kardeşlerimiz. Biz buna şükrediyoruz. İyi ki bu faaliyete başlamışız. İyi ki bu faaliyete devam ediyoruz. Evet. Rabbim güç kuvvet versin. Tabii ki bunları yapabilmemizin tek sebebi de, en önemli sebebi de hayırseverlerimizin. Evet, milletimiz. Hayırseverlerimiz. Aziz milletimiz. Bu hayırseverlerimizin öngörüsüdür, eğitime destekleridir, eğitimi öncelemeleridir. Birçok faaliyet varken faaliyetin başında eğitimi tercih etmeleridir. Evet, Allah onlardan razı olsun. Bütün hayırseverlerimize bağış. İşte ürünler. Evet, biz de onları işte bu yüzden getirdik. Yani görün nereye yatırım yaptığınızı görün diye anlatmaya çalışıyoruz. Peki, geçen sene İdlib'e gittiğini anlattın bize aradayken. Neler yaşadın orada, bize biraz anlatır mısın? Diyanet Vakfı'nın herhalde faaliyetlerini görmeye gittiniz. Tabii. Bir öğrenci olarak. Evet, evet, öğrenci gönüllü olarak. Ve bir gönüllü gözüyle. Çünkü Diyanet Vakfı'nda öğrenci olmanın yanı sıra gönüllüyüm de aynı zamanda. Aslında hocam biz Türkiye'de, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, zorlu hayat koşullarıyla karşı karşıya değiliz. Ben oraya gittiğimde gerçekten iyilik varsa her şeye rağmen hayat devam ediyor diye düşündüm. Çünkü çok zor hayat şartlarında yaşıyorlar. Ama birçok vakfın, Diyanet Vakfı ile birlikte birçok vakfın dünyadan, Türkiye'den orada yardım faaliyetlerini görünce gerçekten birileri elinden tutulduğunda insanlar yaşamaya devam ediyor. Bir şekilde zor hayat şartlarında olsa dahi insanlar nefes almaya, okumaya devam ediyor. En dikkat çekeni de orada hani gerçekten hava sahası olarak bombardımana maruz kalınan bir hava sahası İdlib. Ama okullar var, eğitim görülüyor. Sınıflar tıka basa dolu ama okumaya devam
ediyorlar. Yani sınıftaki ortam iyi değil. Pes etme yok yani. Evet, pes etme yok yani. Biz bazen şımarıklık yapıyoruz bence. Çok güzel şartlarda okuyoruz, çok güzel şartlar altındayız. Ama kıymetini bilmiyoruz. Ama İdlib'e gittiğimde bunu birebir şahit oldum. Özel eleştiri yaptım diyorsun. Evet, kesinlikle. Hem yani güvenlik açısından, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak açısından, eğitim açısından şöyle bir döndüğümde büyük bir özel eleştiri yaptım. Ve şunu da anlatmak istiyorum. Orada yetimhaneye gittik biz. Ve yüzlerce yetimin ve annelerinin barındırıldığı bir yetimhaneydi. Ve o annelerin orada her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Türkiye'den ve kardeş ülkelerden gönderilen yardımlarla, hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla onlara çok dua ettik orada. Çünkü birebir gidip şahit olmak, onların yaralarının sarıldığını görmek inanılmaz bir tecrübeydi benim için. O yetimlerin yüzlerindeki gülümsemeye şahit oldun mu? Evet, yani biz sırf onun için şekerler, çikolatalar, boya kalemleri götürmüştük Türkiye'den. Onların yüzlerine resimler çizmiştik. Yani onların o anlık tebessümü insanı o kadar aslında tatmin ediyor ki. Hiçbir şeye benzemiyor. Evet, o kesinlikle. Mutluluk. Evet. Tabii ki arkamızda hüzünlü bir yetim topluluğu bırakıyoruz. Bırakmak zor. Evet, orası zor olan kısmı. Ama onların yaralarının sarıldığını görmek de bize yetiyor aslında. Evet, teşekkür ediyoruz Zahide. Sayende hem o görüntüleri de girmiş olduk. Evet. İdlib'deki faaliyetlerimizi de şöyle bir hatırlatmış olduk izleyicilerimize. Azize, senin Türkiye serüveni nasıl başladı macera? Nasıl geldin buraya? Böyle bir hayalin, hedefin var mıydı Kırgızistan'da okurken? Öncesinden ben dinleri araştırmayı çok seviyordum. İlgileniyordum bununla. Öncesinden bu ilahiyatı bilmiyordum. Nasıl bir okul diye. Benim abim tavsiye etti. Böyle bir Türkiye Diyanet Vakfı ile okuyabilirsin, yani eğitim alabilirsin diye. Abine buradan teşekkür edelim o zaman. Abisine teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz abinin. Evet. Adı neydi? Mırza Midin. Mırza? Midin. Bidin. Evet, Mırza. Mırza Bidin, bizi izliyorsan teşekkür ediyoruz sana. Sağ ol. Evet. Peki. Ve onun sayesinden ben başvurmak istedim. Ve sınava girdim. Tabii ki sınavdan yeterince puan aldıktan sonra Oş İlahiyat Fakültesi ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın iletişimi olduğu için biz buraya geldik diye. Peki, Kırgızca'da iyi ki varsın nasıl söyleniyor? Cahşı varsın. Cahşı Barsın. Cahşı? Barsın. Barsın. Evet. Mırza neydi kardeşim? Mırza Midin. Barsın. Mırza Midin, Cahşı Barsın yani, değil mi? Diyelim. Evet. Sadece Mırza B Midin, harfiyle. Mırza Midin, Cahşı Barsın. Tamam, oldu mu? Cahşı, evet. Cahşı mı? Şey. Cahşı, evet. Cahşı. Yahşı, Yahşı diyenler de var ya hocam. Yahşı. Bizim kelimelerimiz çok uygun olduğu için. Evet, benziyor. Siz sadece hazırlığı burada okuyacaksınız değil mi? Evet. Hazırlıktan sonra döneceğiz. Hazırlığı burada okuyorlar. Evet, Oş İlahiyat biliyorsunuz Türkiye Diyanet Vakfı'nın, orada bir ilahiyat fakültesi, ama hazırlığı burada okuyarak hem Türkiye'yi iyi tanıma açısından hem de Arapçalarını burada çok güçlendiriyorlar. Sonra orada devam ediyorlar. Orada devam ediyorlar. Evet. İnşallah devam edeceğiz. Sonra. Seneye artık oradasın yani. Evet. İnşallah. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun diyelim. Evet Salim, senin... Mühendis. Sevgili mühendisimiz. Sana ne soracaktık? Şöyle, bazen şu sorulabiliyor bize. Türkiye Diyanet Vakfı sadece ilahiyat veya İmam Hatip öğrencilerine mi yurt bursu kurs sağlanıyor? Biz elimizden geldiği kadar diğer branşlara da, ki ilahiyat akademimiz var, bize kardeşlerimiz için özel olarak bir akademi. Onu soralım. Tabii. Nasıl oldu bu iş? Diyanetle buluşma, tanışma... Ben bir var mıydı hayalinde böyle bir hazırlıktayken zaten Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtlarında zaten hali hazırda barınıyordum. Bize böyle bir burs imkanı olduğundan bahsettiler. Biz de mülakatlara katıldık İhsan Hocam'ın dediği gibi. Ben Türkiye Diyanet Vakfı'nın burada ilahiyat olmayan bölümlere de burs verilmesini çok büyük bir vizyon olarak görüyorum. Çünkü nasıl ilahiyatta okutulan ilimler, tefsir, işte hadis, fıkıh, kelam, bu ilimlerin sahibiyle bilgisayar bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, bu ilimlerin sahibi farklı değil. Yani ben bu ikisini iç içe görüyorum. Hatta
benim bilgisayar mühendisliğinde ana kullandığımız algoritmalar kullanırız. Bu algoritmanın etimolojik zaten kökeni bizim İslam alimimiz olan El-Harezmi'nin isminden gelmekte. Dolayısıyla bu ikisini ben bir görüyorum. Yani ilahiyatındaki ilimlerle diğer ilimleri de ben bir gördüğüm için Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu konuda istekli katıldım. Peki bundan sonraki hedeflerin arasında Diyanet var mı? Mesela Diyanet gönüllüsü olarak bu tür çalışmalara katılmaya düşünüyor musun? Neler yapmayı düşünüyorsun? Yani Türkiye Diyanet Vakfı'na zaten biz İhsan Hocam'la da bu konuda görüşmüştük. Ben kendi alanımla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum bu konuda. Türkiye Diyanet Vakfı'nın çeşitli projeler üretilebilir olduğunu düşünüyorum. Zaten o konuda kendimizi akademik anlamda geliştirdiğimiz için bu noktada da iyi. Şöyle bizim, çok haklı kardeşim, Salim kardeşim. Şimdi ne yaparsanız yapın şu anda yazılım dünyanızda çok güçlü olmanız gerekiyor. Yani yazılımın peki, size özgü olması, milli olması gerekiyor. Yani kardeşimize çok ihtiyacımız var. Bu tip kardeşlerimize çok ihtiyacımız var. Yani işi çekirdekten bilerek hem mühendisliği olarak hem de şu andaki ihtiyaçlara göre. Şimdi bazen siz şimdi bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yani alanda olmak istiyorsunuz. Dünyaya bir şeyler sunmak istiyorsunuz. Fakat bununla ilgili teknik desteğe ihtiyacınız var. Mesela şimdi önümüzdeki günlerde kurbanla ilgili bir dünyamız olacak bizim. Yani işte 600 bine yakın geçen sene ne yapmışsınız? Hisse almışsınız ve bu kurbanı kesiyorsunuz. Pratikte bunun işte şu kolaydır efendim, aldınız ettiniz ki, ama bunların efendim dağıtımını yapabilmek, yani bunlarla ilgili yazılımı oluşturabilmek o kadar zor ki. Çünkü ufacık bir hatanız, yani diyelim ki bir kardeşimiz size emanetini verdi ve o emaneti siz gereken yere yollayamadınız ve o 3 gün içerisinde bunu beceremezsiniz. Kesemezsiniz. Burada bize en büyük gücü sağlayan işte mühendislerimiz, yazılımcılarımız. Öyle bir dünya sunuyorlar ki bize. Allah razı olsun onlardan. Biz son güne kadar da şey yapabiliyoruz. Son dakika kadar alabiliyoruz. Niye? Çünkü yazılımımız çok güçlü. Çok güçlü bir şeyimiz var. 600 bin tane kurban hissesinden bahsediyoruz. Tabii. Ve bunlar 4 gün içerisinde, belki de hatta 3 gün. 3 gün. 3 gün içerisinde. Kesiyoruz. Kesilecek, dağıtılacak. Ve ondan sonra bunlarla ilgili yapılan bilgilendirme ile ilgili dönüşümler yapılacak. Ha, SMS gönderiliyor. Evet. Diyor ki işte bağışladığınız kurbanlar. Hatta SMS'ler bile yetişemiyor. Bu arkadaşlarımızın hızına yetişemiyor bazen. Ne oluyor? Bir daha tekrar yapmanız gerekiyor. O yüzden hakikaten arkadaşlarımız dediği gibi, yani tefsir bilimi ne kadar önemliyse, hadis bilimi ne kadar önemliyse, ilahiyat ne kadar önemliyse, mühendislik kardeşlerimizin de önemi çok fazla. Tıp da o kadar önemli. Hepsi önemli. Hukuk da o kadar önemli. Yani sonuçta hepsi insana yatırım. İnsana, insanın bu dünyada daha iyi ve faydalı olabilmesi için bir gayretimiz var bizim. Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Bu kardeşlerimiz için de verdiğimiz emek budur. Yani eğitim hem zorlu. Bakınız yani bir normal bir şeyi hemen böyle ne yaparsınız? Bir gayetiniz olur. Hemen onun karşılığı bulmak istersiniz. Ama eğitimde böyle değil. Eğitimde belki yıllarca çalışmanız gerekiyor. Ürünü belki 10 sene sonra. Şimdi mesela Kırgızlı kardeşim gidecek, ne yapacak? Okuyacak, geçecek. Ondan sonra dönüşüm olacak. Ama bizim için önemli bir yatırım. Çok önemli bir şey. Çünkü Hocam 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir yatırım bu aslında. 112 ülkeyle hamdolsun. Mesela Türk bayrağıyla gezdiğiniz zaman tanınıyorsunuz. Yani işte mesela bir yerde olmuştu. Bizim okulu yapanlar diye mavi yeleklerimiz var. Bizim okulu yapanlar diye sistem bahsediliyor. Yani işte Türkler geliyor. Yani Türkler yaptı. Türk ne yapar? Mesela şimdi bir Afrikalı'nı düşün. Türk ne yapar? Okul yapar. Türk ne yapar? Yardım getirir. Cami Türk yapar. Ne yapar? Efendim cami yapar. Zihin dünyalarında bu oluşuyor. Türk ne yapar efendim? Bize susuzluğumuzu giderir, açlığımızı giderir. Böyle anılabilmek çok önemli bir şey. Hele eğitim noktasında anılabilmek. Her geçen gün Türkiye'deki eğitim sistemi de yükseldiği için
tercih ediliyorsunuz. Yani bu da bizim için çok önemli. Sadece bu da Türkiye Diyanet Vakfı'nın çabası değil. Eğitim müesseseleri mesela imam hatiplerimizin efendim çoğalması, kalitelerinin yükselmesi de bu noktada bize bir güç kazandırıyor. Ki yani diyelim ki Afrika'dan bir kardeşimiz burada gelip imam hatip okumak istiyor. Veya Balkanlardan gelen bir kardeşimiz burada imam hatip okumak istiyor. Siz bunu kalitenizi yükselttiğiniz için buraya geliyor. Yoksa diğer ülkelere de gidebiliyorlardı. Ama şimdi hamdolsun dinin doğru öğretildiği yer. Efendim hele hele son zamanlarda fen bilimleriyle ilgili de çok güzel okullarımız oluştu ve daha güçlendiler. Kişiler burada mühendis olmaya geliyorlar, doktor olmaya geliyorlar. Bu da bizim için büyük bir kazanç. Onların ailelerine de ayrıca teşekkür etmek lazım hocam. Tabii ailelerine yani teşekkür etmek lazım. Güvenerek gönderiyorlar. O memleketlere bize güvendiği için teşekkür etmek lazım. Şimdi Türkiye'ye giden öğrenciye her ülke hamdolsun kolaylık sağlıyor. Yani mesela diyelim ki başka bir ülkeye giderken belki niye gidiyorsun, niçin gidiyorsun? Ama millet Türkiye'ye niye geldiğini biliyor. Evet artık. Türkiye'ye niye geldiğini biliyor. Benimsediler yani. Türkiye insanı efendim bu insanlara güzel bilgiler verir, güzel eğitimler verir. Ve çocuğumuzu gerçekten eğitirler diye düşünüyorlar. Biz evet. Emanet edilecek bir ülkeyiz. Hamdolsun. Emanete ihanet etmiyoruz. Evet dediniz ya hocam Türk ne yapar? Aslında bunu tek başlık aslında şunu toplayabiliriz. Türk iyilik yapar. Değil mi hocam? Evet. Türk iyilik yapar. Yani başka hatta bir amacı yoktur Türk'ün. Şöyle de tersinden de şöyle bir şey var. İşte mesela Kırgız örneği bizim için önemli. Çünkü Kırgızistan'da imam hatibimiz de var. Şimdi yavaş yavaş biz diyelim ki bir ülkeden 5 kişi 10 kişi getirebiliyoruz. Yani her ülkeden böyle yüzlerce getiremiyoruz. Yani çünkü 112'den birer kişi getirsek 112 kişi ediyor. İkişer kişi gelirsek 200-300 yani yılda biz 1000 falan öğrenci ancak alabiliyoruz. Yani 1000'i geçemiyoruz. Ama bir yerde bir okul açtığımız zaman otomatikman oradan 5 öğrenci aldığımız yere bir anda 100 kişi 200 kişiye hizmet edebiliyoruz. Şimdi mesela Somali'de imam hatip açtık müthiş rağbet görüyor. İşte Bulgaristan'da açtık müthiş rağbet görüyor. Kırgızistan'da açtık çok rağbet görüyor. Azerbaycan'da açtık rağbet görüyor. Şimdi elimizden geldiği kadar buraya öğrenci transferi yapıyoruz. Bu öğrencilerimiz gittikleri ülkelerde ne yapıyorlar? O okullarımızın öğretmenleri oluyorlar. Bu şey döngü inşallah daha da olacak. Rabbimize duamız şu. Hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. Biz gittiğimiz her ülkeye insani yardımla birlikte inşallah eğitimle bir dünya oluşturalım da istiyoruz. Evet. Hedefimiz bu. İnşallah Rabbim bu hedefe yakınlaştırır bizi. Çünkü bu iyilik bir yolculuk. Bir nihai sonuç değil. Ömrümüzü ona adayıp İnşallah iyilikle tamamlamayı bize nasip etsin Rabbim diyelim. Kardeşlerimiz ne olmak istiyorlar şimdi? Kardeşlerimize şimdi ben onu soracağım. Zahide'den başlayacağım. Ne olmak istiyorlar? Geri kalan hayatının kalanında inşallah mezun olacaksın. Devam edecek misin eğitime yoksa başka planların var mı? Yüksek lisansa devam etmek istiyorum hocam. Öncelikle eğitimi bırakmak istemiyorum. Çünkü akademisyenlik bir meslekten öte benim eğitim hayatım boyunca devam edecek bir yol olarak düşünüyorum. Okumaya devam. Evet okumaya devam edeceğim. Hangi branşta düşünüyorsunuz? Ankara Üniversitesi'nde düşünüyorum hocam. Branş? İslam hukuku. İslam hukuku. Oo, ağır bir şey. İslam iktisadı çalışacağım inşallah hocam. Allah yardımcınız olsun. O yüzden. Bir yandan da radyo televizyon evet. Okuduğunu ben duymuştum. İkinci üniversitede okuyor yani. Maşallah. Evet hocam. Televizyoncu olacak. Hatem yeni nesil böyle. Yeni nesil tek üniversite bitirmiyor. Böyle hep çap falan diyorlar işte. Birkaç üniversiteyi bitiriyorlar veya iki yüksek lisans yapıyorlar. Hamdolsun maşallahları var. Evet. Hocam öyle çok bir güçlü bir gençlik. Bizden geliyor. Çok iyiler. Estağfurullah. Öyle bir çağdayız ki artık tek yönlü olmak yetmiyor hocam. Yani sonrasında Diyanet Camiası'ndan devam etmek istiyorum. Yani hani bir yandan yüksek lisansımı yaparken bir yandan da Diyanet Camiası'nın içinde i̇nşallah. Olmak istiyorum. Kur'an kursu hocalığıyla başlayacağım inşallah. Çok karşılaştığımız bir şey değil ama. İnşallah. İnşallah daha da artacak. Evet Azize. Senin hayallerin nedir? Hedeflerin, planların? Ülkemize döndükten sonra ben ilahiyatı bırakmayacağım, devam edeceğim ve hocamız gibi yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Öğretmenlik yapmayı seviyordum ve hayallerimi gerçekleşmeye daha bir ülkemize bir çorbamızda bir tuzumuz bulunsun diye. Güzel. Sözümüz de öyle. Evet.
Ne öğrendin Türkiye'de mesela? Türklerle ilgili, kültürle ilgili? Çok şeyler öğrendik. Buraya mesela geldiğinizde... Yemekler benziyor mu sizin yemeklerle? Evet. Öncesinde alışamadık ama şimdi alışıyoruz yavaş yavaş. Ama hangi alıştığımızdan sonra gidiyoruz maalesef. En çok hangi yemeği seviyorsun? En çok hangi yemeği seviyorsun? Mercimek çorbasını seviyoruz. Hep yurdumuz ile mercimek çorbasını seviyoruz hep. Yurtta her gün mercimek çorbası çıkıyormuş hocam. Evet, buraya geldikten sonra çok şeyler öğrendik. Hiçbir şey anlamıyorduk buraya geldik de. Ne diyorsunuz diye ablalarımız anlatıyordu. Ama şimdi Türk dili hocamızın sayesinde Ahmet Keleş hocamız bize eğitimi öğretti ve yani çok mutluyuz şimdi. Sana ne soruyorlar mesela Kırgızistan'a en çok Türkiye ile ilgili ne soruyorlar? Arkadaşların, ailen filan. Onların hayallerini hep denizi hayal ediyorlar ve camileri, çok çok camileri, simiti tabii ki. Simiti? Evet. Niye simit? Evet, onları bulabildin mi, yani görebildin mi diyor. Simit diye hep şey oluşuyor ya. Sizin evet. Simit kavramı genelde dışarıdan gelenlere. Yok. Simit yok. Yok. Gönderelim biz buradan simit. Bol bol evet. Simit gönderelim. Giderken götürürüz. Ankara'dan giderken bir şey poşet simit doldur inşallah. Evet hocam. Bulabildin mi, onun tadına bakabildin mi diye soruyorlar. Tabii ki burada eğitim almak için geldiğimizden sonra eğitim alıyoruz yani. Evet. Peki senin hayallerinden bahsetmiş miydik Salim? Yani ben de lisanstan sonra yüksek lisans ve doktora devam etmek istiyorum ve ondan sonra da yani tabii ana gayemiz bu tür konularda yazılım olsun, diğer pozitif bilimlerde de Müslüman aleminin var olduğunu gösterebilmek ana gayelerinden bir tanesi. İnşallah. Rabbim hedeflerinizi hayırlı eylesin. Düşünüyorum ben. Yüksek lisanstan devam edecek tabii Salim. Tamam. Bahtınızı açık eylesin inşallah. Hocam son artık bir dakikamız sizinle. Şimdi şöyle hakikaten gençlerle oturmak şöyle bir fayda veriyor. Bir kere kendi eksiğimizi daha çok görüyoruz. Belki keşkelerimiz çoğalıyor ama şöyle de bir ümidimiz, umudumuz oluşuyor. Ben gençlerle ilgili bazen böyle çok olumsuz şeyler konuşuluyor. Ki biz iyilik vakti programımızda hep olumlu şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Ama sadece olumlu şeyleri konuştuğum için söylemek istemiyorum. Böyle de düşündüğüm için konuşmak istiyorum. Hani gençlerin hakikaten düne göre daha iyi olduğu inancındayım ben. Bu bütün gençler açısından konuşuyorum. Bu kuşak kuşak ayırmaya ne diyorsunuz hocam? Ben doğru bulmuyorum. Yani doğru bulmuyorum. Yani insanlar böyle bir şeyleri ötekileştirebilme anlamında, yani bizden hani bizden farklıymış diyebilme anlamında hep kategorilere koymaya çalışıyor. Halbuki değil. Yani insanlar zamana göre farklı farklı şeylerle imtihan oluyoruz. Ya bundan diyelim ki 30-40 yıl önce sadece bir televizyon vardı. Sonra işte efendim işte bir takım böyle kocaman kocaman bilgisayarlar vardı. Şimdi artık efendim cebimize sığacak şekilde artık belki bilgisayar tipli şeyler oluştu. Bu gençlerimizin imtihanında bu. Burada gençleri biraz daha onlara güvenerek ve hakikaten onlara değer vererek İlgilenerek yaklaşabilirsek ben gençlerimizin bizden daha çabuk adapte olduğuna inanıyorum. Çünkü bu pandemi veya bu salgın dönemi dediğimiz dönemde hakikaten en az hasarla gençler atlattı. Ben bunu yani izleme imkanım oldu. Çok yerlerde gezmiş olduk biz döneminde. Gezebildik. Yani hem yurt dışına çok çıkabildik. Hem yurt içinde olabildik. Çok yer gezdik. Ben farkına vardığımız şu. Yani bizim yaşlarımız veya işte bizim biraz daha üst yaşlarımız falan müthiş bir panikle yaşadık. Sanki böyle bir umut yoktu. Ümitler bitti. Artık yani dünya bitiyormuş gibi. Artık ne yapacağız falan filan. Herkes bir sanki bir ölüme hazırlık gibi bir dünya vardı ama gençlerde öyle bir duygu yoktu, tam tersine. Sanki böyle bu şeyi 40 yıldır yaşıyormuşlar gibiydi. Çok rahatlardı. O da gösterdi ki. Bu da geçer yahu diyorlardı. Hani o kadar şey, hani belki vurdum duymazlık açısından yapmadılar. Hani hayata tutunmayı becerebildiler.
çok becerebildiler ve başardılar. Ki onların zamanı bence yani. Zaman onların zamanı. Biz belki onlara o zamanlarını en doğru ve en güzel yaşayabilmeleri için zeminler oluşturmamız lazım. Bizim şu anda yani olgun yaştakiler diyelim, yaşlılar olarak bizlerin gençlere sunacağımız belki en önemli şey onların bu zamanı en iyi değerlendirebilmeleri için imkanlar oluşturmamız lazım. Bizim yaşadıklarımızı yaşamaları için bir dikteye ihtiyaçları yok. Hani şöyle şunu diyoruz ya, bizim gençliğimizde şu vardı falan deyip de bu gençlerin bir nevi hayallerini yıkmamak lazım. Yani illaki efendim işte sıfırdan başlamalarına gerek yok. Hele hele şey çağındayız şu anda, öyle bir bilgi çağındayız ki nereden yakalarsanız oradan sonra siz yani geçmişte onları bilmemeniz bir şey ifade etmiyor. Önemli olan şu anı okuyabiliyor musunuz? Şu ana adapte olabildiniz mi? Şu ana sahiplenebildiniz mi? Şu anla ilgili bir gayretiniz var mı? Gençler bunu yapmaya çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. Biz gençleri böyle arkalarından tutup böyle geriye çekmemize gerek yok. Önlerini açalım. Onları hatta biz iteleyelim böyle. Evet. Daha da ileri gitsinler. İlgilenelim, onları sevelim, sayalım, yollarını açalım. O yüzden belki rehber olalım yeterli. Bu noktada yurttaki kardeşlerimiz biraz daha avantajlı. Şöyle avantajlılar. Yani buradaki kendilerine ilgilenen abileri, ablaları hakikaten bu işi biliyorlar. Yani hani belki yaş aralıkları çok fazla değil. Yani çok büyük yaştakilerle değil. Daha çabuk kaynaşabiliyorlar. O yüzden de birçok öğrenci mesela yaz tatillerinde bile yurtlarda kalmak isteyen çok şeyler var. Yani gençler var. İşte yaz tatilinde mesela bizim dönemimizde bir an önce tatil olsun da efendim işte 2-3 ay yatalım diye düşünüyordu. Şimdi gençlik öyle düşünmüyor. Acaba yaz tatilinde ne gibi değerlendirebilirim? İşte bir yabancı dilimi geliştirebilir miyim? Acaba şu takviye dersi alabilir miyim diye eğitime devam etmek istiyorlar. Yani belki aynı eğitime düşünmüyorlar ama ona takviye neler yapabilirim diye bir dertleri var. Bizse efendim bir an önce bitsin de çantayı falan şey atalım da şöyle 2-3 ay rahat rahat gezelim tozalım düşünüyorlar. Düşünüyorduk daha doğrusu. Ama bu zamanki gençler o yaz tatilinde de neler yapabileceğini düşünen bir gençlik var. Hatta kitap listeleri hazırlayarak efendim kitaplarını alarak işte efendim bu hafta bu kitabı okuyacağız, bu hafta bu kitabı okuyacağım diye hazırlık yapan dünyaca gençler var. Kardeşlerimiz var, evet. Ben gençleri bu hususta takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. İyi ki varlar diyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. İmkanlarımız artınca hevesimiz de arttı demek ki hocam. Evet. Yani son cümle ben şunu söyleyeyim. Bizim zamanımızda eğitim bu kadar keyifli değildi hocam. Belki de ondan yani. Şu anda daha keyifli gibi geliyor bana. Yani imkanlarımız bu kadar iyi değildi. İnşallah daha da iyileşir. Ama işte konfor bazen rahaveti getirir. Evet. Bu gençlerimizde konfor arttıkça rahavet olmuyor. En önemli güçlü tarafları da bu. Evet. Hocam çünkü konforun nereden geldiğini biliyoruz. Bir mesuliyet var üzerimizde. O yüzden aslında bizim hevesimiz artıyor. Sorumluluklarının birincindeler. Evet. Vaktimizin sonuna geldik hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Size teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sevgili Zahide Elif Ataseven, Azize Pazlova ve Salim Top kardeşlerimiz. Ve İhsan Açık hocam. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Size de biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.tdv.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Orada hem bağışlarla ilgili bilgi alabilirsiniz hem de daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz diyelim. Bu haftaya özel sürpriz hediyelerden kazanmak için İyilik Vakti Instagram sayfasına giriyorsunuz. Beğen diyorsunuz. İki arkadaşınızı da son postun altına eklemeyi unutmuyorsunuz efendim. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.